başka bir soru. Amerika bu hikayenin anlatılması için niçin doğru yer? Ya çünkü başka yerde anlatılamaz bu hikaye. Yani Amerikalılık meselesi aslında çok kültürlük. Evet. Ya da bir sürü dini, inancı, kültürü, dili aynı potada eritebilmesi, koyabilmesi, onları beraber yaşatabilmesi. Mesele o ya yani. Hani bağımsızlık ve özgürlük. Başka yerde bunu yapamazsın. Çünkü yeni bir ülke, milli anlamda yeni bir ülke ve başka milletlerin oraya giderek kurduğu bir ülke. Şimdi Amerikan tanrılarının buradaki en büyük meselesi zaten hani biz burada Amerika'ya gelen tanrıları görüyoruz. Ve tanrıların Amerika'ya nasıl geldiğini görüyoruz. İşte ilk bölümde görüyoruz ki Vikingler gelmiş. Bu muhtemelen Kolomb'un keşfinden önce anlatılan bir olay. Hani burada evet, tabii ki fiktif. Ve kendi tanrılarını götürmüşler oraya. Onun nasıl geldiğini öyle görüyoruz. Anansi'nin nasıl geldiğini görüyoruz. Köle gemisiyle. Evet. İşte Hollandalıların getirdiği bir köle gemisiyle. Ve herkesi kandırarak sadece kendisini atıyor oraya. Bir Anansi hareketi yaparak kendisini kurtarıyor. Bunlar böyle böyle geliyor. Ama orada şuna kaçırıyoruz. İlk bölümde Vikinglere ok atan bir ekip var. Evet. Onların da tanrıları var. Evet. Ama Amerika öyle bir hale gelmiş ki artık o tanrılar yok. Kendi öz tanrılarını kaybetmişler. Ve üzerine sürekli tanrılar geliyor. Zaten Çarşamba'nın en büyük olayı o. Kendi ilahi gücünü, tanrılığını kaybetmemek. Çünkü yeni gelen tanrılar, işte teknoloji, medya ve bay dünya ile beraber gelecek bir sürü yan etken, onların zamanını bitirecek. Bir tek semavi dinler kalacak ki hani belli ki İsa konsepti işlenecek. Evet, dizide hani kitapta yok. Son olarak bir öyküde var. Neil Gaiman cesaret edemediği için yani bana kızarlar gibi değil de hakkını veremem. Yani hakkını veremem diye korkuyor. Evet. Onu yazıyor ama içine koymuyor. Şimdi aklındaki her şeyi oraya koyacak çünkü hani 3. bölümde Çarşamba'nın gölgeyi evet, dediği gibi Asyalı İsa var, beyaz İsa var, yani Meksikalı İsa var. Hipster İsa var. Hipster İsa var. Ve işte Meksikalı İsa da buraya Meksikalıların geldiği gibi geldi kaçak yollarla. Evet. Hani bunların hepsini gösterebileceğin tek yer Amerika. Bu İngiltere'de de geçebilirdi mesela atıyorum. Ama İngiltere'de hani şeyi gösteremezdim. Bu kadar çok kültürü gösteremezdim. Bu kadar güçlü olmazdı. Yani Odin diyelim ki daha fazla yaşayabilirdi İngiltere'de Amerika'dansa. Ama Belkıs yaşayamazdı belki. Ya da atıyorum Anubis diye birisi yaşayamazdı. Anansi hiç yaşayamazdı. Belki gelemezdi bile. Evet. Burada hepsinin gelebildiği bir yer var. Herkes kendi inancını getiriyor ve 3. bölümde de şunu gördük yani. Müslüman bir aile, Müslüman bir kendi inancı var zaten onu getirmiş. Bir de kendi çocukluk hikayesinden olan bir fikri getirmiş oraya. Ve o yüzden yani oradaki. O yüzden o karşılıyor onu. Onu oraya götürüyor. Daha doğru bir yer olamazdı yani bunların hepsini anlatabileceği. Hani aynı şekilde bu işte yeni tanrılarda bizim şikayet ettiğimiz şey tüketim üzerine kurulu. Hani tek boyun değişmesinin sebebi de o. 10 sene önce Neil Gaiman şişman sivilceli annesinden korkan bir çocuk olarak yazmışken şimdi bayağı klavye delikanlısı, kurbağa içen ve orada giyimi falan da tarzıyla, gelişiyle, kullandığı teknolojiyle bambaşka bir karakter yaratmış. Yani nasıl teknoloji, para, silah çöplüyse, inan çöplüğü ayrıca Amerika. Bundan 50 yani tanrıları ölmüş, evet, ölmeye devam edecek. Çok farklı bir Amerika tanrıları yani. Çarşamba ölmemeye çalışıyor. Mesele evet, orada. Evet. Şöyle bir şey var, hani dedin ya işte İngiltere'de de olabilirdi ama neden bu kadar iyi olmazdı? Şöyle bir gereklilik var aslında bence, yani bütün tanrıların bir arada yaşayabilmesi için. Önceki tanrıların bir şekilde yok olması gerekiyor. Kesinlikle. Bu bahsettiğimiz yerler işte Afrika, İngiltere vesaire, bunların folklörü hani çok uzun zamandır var olan ve çok köklü şeyler. Hani ve bunlar yok olmadığı sürece yeni tanrı oraya kök salamaz. Kök salamaması demek yani çok çabuk bir şekilde yok olması demek. Ama Amerika geldiğinde hani oradaki tanrıları yok ediyorlar. Yani. Ve gelen yeni tanrılar burada kök salma şeyi buluyor. Kök salma şansı buluyor yani. Aynı şekilde semavi dinler de bu şekilde oluyor. Yani öyle olduğunda Amerika aslında en ideal yer bunun için ve bir Amerikalı'nın yazamayacağı bir şey aslında. Bunu çünkü bir göçmenin gözünden görmemiz gerekiyor. Evet. Neil Gaiman bu yüzden çok çok ince bir şey yakalamış orada. Çok önemli bir yerden yakalamış. Yani Neil Gaiman dışında başka biri de yazamayabilirdi bu kitabı. Neil Gaiman bir göçmen olarak evet, yazıyor zaten. Hmm. Hani bu kitabın sonunda şey meselesi var. Nasıl cüret edersin? Evet, sen bir İngiliz olarak bir kitabı yazmaya nasıl cüret edersin? İngiliz olarak Amerikan tarihi, Amerikan kültürü, Amerikan dini, inançları üzerine
bir kitap yazmaya nasıl cüret edersin? Neil Gaiman da en son anlatıyor. Hani ben burada işte sen beni yazarken ben İngiltere'den yazıyordum. Nasıl yapıyorsun diye bana soruyorlardı. İşte cevap olarak da ben diyordum ki Amerika'da yaşayan, Seattle'da yaşayan bir New Yorklu New York'u ne kadar iyi anlatabilirse ben de o kadar iyi anlatabilirim bunu. Ama burada yaşamaya başladıktan sonra gördüm ki alakası yokmuş. Benim yazdığım Sandman dünyası bambaşka bir evrendeki Amerika'ymış. Gördüğüm Amerika, hissettiğim Amerika değilmiş. Evet. Amerika'yı gidiyor, yerleşiyor. Orada işte 3-5 sene kaldıktan sonra Amerikan tanrılarını yazmaya başlıyor. Ve bir göçmen olarak görüyor ki Neil Gaiman İngilizliğine çok düşkün bir adam. Aksanını bırakmıyor aslında. Hı-hı. Ki çok çabuk kurtulabilir bundan yani. Ya da pasaportunu gözünün önünden ayırmıyor. Hani bir İngiliz vatandaşı olduğunu görmek istiyor, hatırlatmak istiyor ve bunu bir yani fark olarak görüyor. Tabii ki ayrıcalık olarak değil. Çünkü Amerika'nın olayı o. Herkes kendi farklılıklarıyla orada bir yer edinmeye çalışıyor. Neil Gaiman bunu da kendi tecrübesinden edinerek başarıyla yapıyor. Yani bir de zaten Amerikan rüyası konsepti vardı ya. Hani yeni bir hayat, yeni bir şans. Yani tanrılar için de geçerli bu aslında. Tabii kesinlikle. Yani Neil Gaiman için de geçerli, tanrılar için de geçerli. Hani gördüğümüz Salim gibi normal bir insan için de geçerli. Yani ve çok katmanlı bir hikaye anlatıyor bu yüzden o şekilde. Hani Amerikan rüyası aslında bir yandan. Amerikan olmak nedir? Amerika nedir hikayesi? Zaten hani 3. bölümün sonunda da doğrudan diyalogta görüyoruz bunu. Amerika hani ruhunu hiçbir zaman bulamamış bir ülkedir. Evet. Diyor Amerika ne olduğunu bilmez, ne istediğini bilmez. Neye inandığını bilmez. Yani burada doğrudan söylüyor aslında bize temalarının. Hani en büyük temalarından birinin ne olduğunu. Şeyi çok rahat görüyoruz. Mesela işte takside ifritle karşılaşma sahnesi, Çin'le karşılaşma sahnesi. Bizim abici ne olduğunu anlıyor. Çünkü Umman'dan gelmiş, Müslüman bir ülkeden gelmiş ve Çin kültürünün çok büyük parçası. Yani eğer bizim realitemiz bu olsaydı, cinler de günlük hayatta burada güçlü yaratıklar olacaklardı. Ama Amerika'da öyle değil, taksicilik yapmak zorunda. Çünkü evet. Orada onu bilen, onun mitolojisini bilen tanıyan yok. Yani şey diyor ya orada, ben çok güçlü olsaydım, burada taksicilik yapmak zorunda mı kalırdım? Geçen gün adam bir kustuğunu temizlemek zorunda kaldım falan filan gibi şeyler söylüyor. Peki yerlilerin tanrılarının orada artık barınamamasını, onların yani soykırıma uğraması yani tam bir aslında işte Amerikan yayılmacılığı yani Avrupalıların orayı ele geçirip kendilerinin yapması işte beyaz adamın gelip burası benim toprağım demesi işte toprak ver ateş suyu al meselesi yani. İnanacak kimse kalmayınca tanrılar da tabii. Yani şey gelecek şimdi Whiskey Jack karakter olarak gelecek bir yerde hani Kızılderili imgesi olarak ama görünecek sadece. Oradaki şey gibi değil yani medyanın herhangi bir yerden hortlaması gibi, teknolojinin herhangi bir yerden çıkması gibi bir şey değil yani. Orada bir yerde barınmaya çalışıyordu. Aslında kendi toprağı ama yani üzerinden çok sene geçmiş. Kendi kimliğini de kaybetmiş bir yandan. Kitapta olmayıp dizide olan ekstradan bir şey vardı. Bu Brian Fuller'ın bahsettiği God Flesh diye. Mesela anasını örümcek formunda görmüştük. Normalde çünkü kitapta hepsini insan formunda görüyoruz. Technical boyu da böyle piksel piksel görmüştük ilk bölümde. Bu ekleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Godflesh mevzusu hakkında yani. Total olarak. Yani bence en iyi ekleme. Tabii yani. Mükemmel. Mükemmel. Hakikaten mükemmel. Yani daha... Hangi açılardan? Şu açıdan mükemmel. Şimdi bir... biz insan olarak görüyoruz bunları. Evet. Bize insan formları gözüküyor. Bunlar ne olursa olsun. Ve o şekilde algılıyoruz. Zaten bunlar da bu şekilde hüküm sürüyorlar. Ama normal insanlara göstermedikleri bir dünyaları var. Bu canlıların, yaratıkların artık bunlar ne diyorsun? Tanrıların ve tanrısal varlıkların. Bunu kitapta kafamızda canlandırabiliriz ve aslında kitapta bir sekansta görüyoruz onu işte. Birinci sezonun finali olmasını beklediğimiz Tahterevalli ile tanrısal boyuta geçme yerinde. Orada bir işte Neil Gaiman Odin anlatısı var. Normal yürürken birden işte saçları sakalları uzuyor, heybetli bir hale geliyor, altında at var falan filan ve yani İzlanda'da görünen Odin haline Amerika'da geçiyor ama olduğu topraklar değil başka bir boyutta. Şimdi bunu technical boyda böyle göstermesi mesela yani inanılmaz. Hani normal tanrıdan varsayabiliyorsun gerçek formunu işte eski çalışmalardan gördüğün için ama piksel şeklinde technical boyu görmek ya da o İşte taksiciyle Arap iş adamının işte sevişme sahnesinde tamamen çöle gidiyor. Çünkü kitapta öyle anlatıyor. Hani dokunduğunda çöl hissediyor. Ya da spermiyle ilgili hani çöl gibiydi. Yakıcıydı. Evet boğazımı yaktı. Ateş gibiydi falan diyor. Şimdi bunu doğrudan veremiyorlar tabii ki. Ama Godflesh formunda gösterdiğinde her şeyi anlıyorsun. Hem
sana hissettirdiğini. Çünkü orada iş adamı diyor ya, keşke benim görebildiğimi sen de görebilsen diyor. Evet, evet. Belli ki normal insan gibi görmüyor. Belli ki başka bir etkisi var yani. Orada gözünden sadece çıkan alevlerle alakalı değil o. Başka bir boyut var. Hani evet, bizim algılayamadığımız. Ve onu çok güzel bir şekilde veriyor. Şeyde de öyle. İşte Anansi o tiradını attıktan sonra en sonunda kafası örümceğe dönüşüyor. Biz de görüyoruz ki Anansi örümcek. Ama bunu da şöyle güzel vermişler. O örümceğin renklerine baktığımızda fosforlu renkler, işte mor, pembe, yeşil. Anansi kıyafeti olarak da öyle giyiniyor mesela. Evet. Onu çok tutarlı yapmışlar. Yani ben görsellik açısından doğru bir eklem olarak düşünüyorum. Ya şöyle, bence de uyarlama yapıldığında hani uyarlanan şey medium'un hani bütün şeyleri kullanılmalı. Yani burada da görsel bir uyarlama yapıldığı için mesela hani görsel olarak bir şeyler eklenmeli ve Godflesh, bu tanrı formları yapılabilecek en büyük eklemeler aslında bence. Ve hani o açıdan çok iyi olmuşlar. Çok 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 güzel renk vermişler şeye. Hani Anansi'yi gördük, Jin'i gördük. Bir de kimi gördük? Technical Boy'u gördük. Yani bunlar büyük şeyler. Eklemeler. Yani Amerikan tanrıları dünyasında büyük renk katıyor aslında. Büyük bir ekleme oluyorlar. Aynı zamanda mesela birkaç tane şey de var. Burada hani tam olarak görmesek de belli bir kısmını gördüğümiz tanrı formları da var bence. Mesela Chernobog'un Hammer'ın o barbaryozunun kanaması var. Orada evet, kanların aklını gördük. Mesela bu da hani gölgenin gördüğü bir halüsinasyon değil. Evet, oradaki gerçekliği bir parçası o. Evet. Yani aynı şekilde Belkıs'ta mesela biraz tabii o çok, işte yani, vücudu büyüdü. Tabii ya vücudu büyüdü ve yani o şeyde mesela sesi de değişiyor. Worship mi dediği yerde. Evet. Tanrı sesi evet, de var bu arada. Tanrı yani sesi kullanıyor. Hani ama Anansi de yapıyor onu en sonunda. Preacher'daki mesele gibi yani. Yani Burnetal diye bağırdığında evet, orada yani çift sesli bağırıyor aslında. Bir tanrı sesi tabii, var. Tabii. Daha ikna edici güçlü bir sesle konuşuyor orada. Yani Belkıs'ta bu kitapta verilebilecek bir şey değil. Yani çift sesli dedi. Bunu aynı etkiyi vermez. Evet. Belkıs'ta zaten tanrı sesiyle konuştuğunda hani adam gerçekten ona tapınmaya başlıyor. Normalde bilmeyecek, kullanmayacak kelimeleri tabii kullanmıyor. Tabii orada bambaşka bir şeyler söylüyor işte. Sen şöyle güzelsin, böyle her şeyin sahibisin, böyle güzel bir prensessin falan filan. Hani kendi zihninde, bilincinde olmayan tabii bir şeydir. Tabii baldan tahta oturan sen söylesin falan diye anlatıyor. Birden anlatma. Yani dile geliyor yani orada adam. Nasıl yapacağım bilmiyorum derken. Hani bunu sadece görsellikle vermiyor, sesle de veriyor. Adamın sesi de değişiyor. Tabii. Adamın sesi de çatallanıyor aslında. Tabii, tabii. En son konuşmaya başladığında. Hani gerçekten Belkıs büyüdüğünde ve adamın içine çekmeye başladığında adamın sesi de şey yapmaya başlıyor, değişmeye başlıyor. Ya böyle düşününce mesela şey diyebiliriz. Bir edebiyat eserinin uyarlamasından ziyade bir bütün aslında bu diziyle kitap. Birbirini çok iyi tamamlıyor. Kesinlikle öyle düşünmek lazım. Ya şey gibi, yani bu dizi onun bir formu gibi oluyor o zaman. Yani Lore meselesinde bahsettiğimiz gibi, şimdi kitapta bahsedilmiyor olabilir. Ama Lore'nin gölge yokken yaptığı şeyler ya da o tanışma süreci falan filan birazcık farklı olsa da artık bir kanon. Bunun bir parçası yani. Evet, evet. Şöyle konuşacağız işte. Nasıl aldattı? Nasıl oldu? Araba kazası nasıl geçirdi? Hangi şarkı çalıyordu falan filan. Bunlar hepsi artık Amerikan tanrıları dünyasının bir parçası, kitapta olsun ya da olmasın. Dizinin gücü. Kesinlikle ve aslında yapmak istediği şey oydu. Yani bir devam kitabı yazmak yerine ya da prequel yazmak yerine, ki yazıyormuş şu an. Evet. Böyle bir şey yapmak, dizi üzerinden anlatmak. Çünkü şu an aktif olan şey, devam eden şey dizi. Bunun da fırsatlarını kullanması lazım. Yani sadece olanı uyarlamak eyvallah. Ama diziyle beraber görsellik dışında olmayan bir şey de vermek çok önemli. Ve bunu ıskalamıyor yani Amerikan tanrıları dizi olarak. Görselin gücünü kullanıyor yani tabii, orada. Yani Melvin'in bütün olanaklarından yararlanıyor işte. Hani sesi de kullanıyor, gücü de kullanıyor. Yani renkleri de kullanıyor. Yani bunu şeyde de gördük. Lore'un gözünden gördüğümüzde hani çok farklı bir şekilde gördüğünü hissediyorsun orada. Şey parlıyor mesela. Tabii yani bayağı orada pusulası yani artık tabii, gölge Lore'un. Yani bu bizim kitapta gördüğümüz ya da bildiğimiz bir şey değil. Çünkü Lore'un gözünü hiçbir zaman görmüyoruz. Evet, bu aslında pek çok şeyi de açıklıyor. Lore nasıl sürekli gölgeyi buluyor, açıklıyor. Evet. Kitapta sürekli buluyor çünkü. Evet. Bir düzeni hani, açıklığa kavuşturmuş evet, oluyor. Evet, kesinlikle açıklığa kavuşturmuş oluyor. Baktığında, normal dünyaya baktığında her şey gri. Gölgenin olduğu yeri işte kırmızı ya da sarımtırak bir renkte görüyor. Evet, yani. Evet. Yani o parlıyor yani gerçekten. Diğer yapımlardan da ayrılıyor. Mesela atıyorum, bir eseri okuduktan sonra ya ben bunun filmini de dizisini de izlemesem olur. Yani bir şey katmıyorlar çünkü. Bu dizi kadar bir edebiyat eserine belki de çok fazla katkıda bulunan bir yapım yoktur herhalde. Belli eserden uyanmadım.
dizi yahut sinemaya uyarlanıp da onu bu kadar dolduran, boşluklarını bir yapım daha var mı? Yani ya, sonrasını anlatan şeyler şöyle, vardır ama bence bu kadar isabetli bir şekilde dolduran yapım çok az. Bir de bu kadar hemen yapan var mıdır onu bilmiyorum yani. Uyarlamanın daha 4. bölümünde yaptı bunu. Tabii. Yani 4. sezonunda yapmadı. O bekletmedi yani. Çok büyük bir risk ve çok doğru bir hamle. Evet. Yani yapabileceği her şeyi kullan. Bu şey de olabilir. Neil Gaiman'ın içinden kalmış olabilir bir şeyler. Çok normal ben olarak. Ben öyle düşünüyorum mesela. Abi çok normal çünkü yani en iyi eserini yazmışsın. Evet, en iyi eserini yazmışsın. Anlatabildiğini anlatmışsın ama anlatamadığın şeyler var ve şey çok basit işte yani. İsa'yı anlatamamışsın mesela. Yani anlatmışsın da koyamamışsın. Belli ki Laura'yı da anlatmak istemiş. İşte Cernim Yok'u daha fazla anlatmak istiyor belki. Laura'yı daha fazla anlatmak istiyor, onu daha fazla anlatmak istiyor. Bir şeyleri daha fazla anlatmak istiyor. Audrey'yi daha fazla anlatmak istiyor. Yani yeni tanrıların gözünden göreceğiz tabii, belki yani, ileride. Yani şey, bizim medyayı kopuk kopuk görüyorduk mesela ya da Technical Boy'u kopuk kopuk görüyorduk. Şimdi bir sürü bambaşka şey öğreneceğiz onlara dair. Yani güçleri nedir onları bilmiyoruz. Çok güçlüler. Her yere uzanıyorlar. Şey bile inanılmaz yani. Belkıs normalde kitapta seks işi, fahişelik yapıyor ve insanlarla böyle beraber oluyor. Kitap, dizide bunu tamamen değiştirmişler. Ama şöyle bir beklenti var. İlişkiye geçtiği adamla Tinder'dan buluşuyor. Evet, teknolojiyi kullanarak. Teknolojiyi kullanıyor. O kadar güçlü. Eski tanrılar teknoloji olmadan, yeni tanrılar olmadan hayatlarına devam edemiyorlar. Odin buna inat bir şey yapıyor işte. Birinci ya da ikinci bölümde telefonunu fırlatıyor. Buna ihtiyacın yok diye. İhtiyacın olursa bomba arasında. En kısa bir telefonu kullanıyorlar orada. Şey, evet. Üçüncü bölümde hırsızlığı yaparken. Yani... Ya normal bir cep telefonundan yapmıyor yani. Evet, özellikle de cep telefonunu atıyor. Ya da hırsızlığı teknolojik bir şekilde yapmıyor. Hani bilgisayardan girdim, çözdüm, indirdim falan filan değil. Yani ATM'yi kapatıyor. Paraları kendisi alıyor. Bir tepki olarak mı yani bu yeni tanrılara? Yani tepki olarak değil, onlardan kaçmak için. Kaçınmak için. Yani evet, yani hani gölgelerde gezinmek zorunda. Odin bu işleri yaparken fark edilmemek zorunda. Ki işte 3. bölümde o hırsızlık sahnesinde şeyden bakarken, gizli kameradan bakarken orada fötür şapkalı bir adamın silüetini görürüz 3 sahnede. Bay Dünya yani belli. Güvenlik kameralarında görüyoruz. Orada bayağı medyanın izlediğini, Bay Dünya'nın izlediğini görüyoruz. Bir hatta, ekrandan da Bay Dünya'nın izlediğini görüyorsunuz. Evet. Silüeti var orada mesela. En sonunda medyanın gözünü görüyorsunuz. Hayır, ve kapanıyoruz. Gizlememişler, gözümüze sokmuşlar. 3 kere gözüküyor. Evet. Yani 3 kere gözükmesi bir dakika içerisinde hani fark eden fark kesinlik değil. Değil. Görün diye yapıyoruz demek tam olarak.